Ordu ve Giresun bölgesi Osmanlı öncesinde Danişmend Gazi'nin torunları tarafından Türk yurdu yapıldı. Şebin Karahisar'da kurulan Ertan Ağabeyi Melik Ahmet Gazi, Giresun Dereli Yavuz Kemal Kızıltaş bölgesine Trabzon'un fethinden önce 1368 yılında bölgeyi Türk yurdu yapan Alperen Gazi adına vakıf kurmuştur. Fatih Sultan Mehmet bölgeyi fethettikten sonra Yavuz Kemal bölgesindeki kırık ormanlarını vakfetmiştir. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Yavuz Kemal bölgesine kereste fabrikaları kurulmuştur. Bu kereste fabrikalarında üretilen orman embali, başta duyun-u umumiye borçlarını ödemek üzere ülkemiz ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamıştır. Tarihi kereste fabrikaları ve vakıf ormanları ile ilgili araştırmalarımızda, tarihçi yazar Mehmet Fatsa, araştırmacı yazar Murat Dursun Tosun, sözlü tarih araştırmacısı Metin Koç başta olmak üzere birçok önemli isimle görüşüp bilgiler aldık ve tarihi arşivler topladık. Yavuz Kemal beldesi Kızıltaş Köyü muhtarı, dedelerinden kalma elindeki 1368 tarihli vakfın vakfiye belgelerini bizimle paylaştı. Bölgedeki meradan vakıflara kira ödediklerini, vakıf mallarını koruyup gelecek kuşaklara emanet edeceklerini açıkladı. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Kemal ormanlarının korunması için 1455'te Orman Vakfı kurmuştur. Bu vakfın ormanın korunmasını sağladığına dair önemli arşiv belgeleri, vakfın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Son 20 yılda %27'den %29'a orman varlığını çıkaran, bu da dünyada en çok artıran 4. ülkeyiz. Dolayısıyla bu konuda ormanlarımız azalmıyor. Hem bozuk ormanlardan verimli ormanlara dönüş var. Burada da %58'lerdeyiz. Eskiden bu %50-50 bandındaydı. Verimli ormanımız artıyor. Hem de alan olarak ormanlarımız artıyor. Eskiden daha zor şartlarda çalışmış. Biz şimdiki imkanları, araç gereç teknoloji imkanlarını kullandıkça onların ne kadar sıkıntılı bir süreçte bu hizmetleri yaptıklarını görüyoruz. Ama hep ormanları korumuşuz. Bu teşkilat ormanları korumuş. Ve bundan sonraki nesillerde bu ormanları yok etmeden, tahrip etmeden, işgal edilmesine fırsat vermeden bu ormanları gelecek nesillere aktaracağız.